glikozlu olan glikozsuz olan. Niye bunun rengi turuncuya döndü? Çünkü glikoz var içinde. Ayıraç onu turuncuya çevirdi. Ayıraç mı? Fruktoz parçalarına ayırdı, glikoza dönüştü. Bunda da hiçbir şey koymadık, normal yaptık. Ayıraç koyduğumuz zaman da rengi bu rengiydi. Rengi değişen değil mi? Glikoz bir ölçü aldım, içine karıştırdım. Glikoz çözeltisi hazırladım. Benedikt bir indikatör. İndikatör neydi? Asit ve bazlarla öğrenmiştik. Ayıraç. Çözelti ama neyi tanıyacak? İçerisinde var olan herhangi bir maddeyi. Şimdi hangisinde su, hangisinde glikoz var anlayacağız. Karıştırdım bunları. Benedikt çözeltisi neyi tanıyacak? Glikozu tanıyacak. Ortam ısındığı zaman, tüpleri ısıttığımızda renk değişimi olacak. Bakın arkadaşlar, bir tane tüpte renk değişimi başladı. Bu bize neyi gösteriyor? Su olmadığını. Bu bize o suyun içerisinde hangi madde olduğunu gösteriyor? Glikoz. Glikoz. Ben biliyorum. Glikoz. Kırmızı mı? Ha, salça gibi. Bu sadece su ve Benedikt çözeltisi ayırıcı. Bunda glikoz çözeltisi ve Benedikt ayırıcı var. Şimdi mandalina, biz burada mandalinayı sulandırdık. Birine Benedikt çözeltisini ekliyorum. Bir iki damla asit ekleyeceğim. Buradaki asit fruktozu neye dönüştürecek? Ne? Glikoza. Asit ne yaptı? Fruktoza. Bir sürü şey değil mi o? Renk değişimi. Fantastik. Renk değişimi oldu. Arkadaşlar buraya bakın. Glikozun var olduğu tüpte renk değişimi gözlendi. Asit ne yaptı? Fruktozu glikoza dönüştürdü. Benedikt çözeltisi de bu glikozları ayırt etti. Isıyla beraber tepkime gerçekleştirdi. Hocam evet, şimdi çok az ayıraç koymuşsunuz. Biraz daha ekleyin. Tamam, şimdi suyun içine koyun. Sıcak suyun içine. Dikkatli olun. Evet, koy. Hocam ben bir laktoz küstüm, tutabilir miyim? Hangisi var içinde şeker? Hocam bunun içinde şeker. Önce beyaz tamam. Şey yapayım, saydam bir şey koydum. Bak orada şeker yok, değişiklik yok. Su ve şey var. Tamam, dök onu. Hayır, su ve... Which one has glucose? Sure. This one, very good. I'm sure. This one has fructose. Fructose, okay? Yes. Fructose. That's why the color has not changed. Yes. Because this Benedikt solution. Ayırıcı da burada Benedikt çözeltisi olarak kullanacağım. İkisi de aynı renk görüntüde. Fakat ısıyla beraber bir renk değişimi olacak. Karıştırdım bunları. Hangisi normal su, hangisi glikoz bilemiyoruz. Şimdi ısıyla beraber bir renk değişimi olacak. Renk değiştiren tüpte glikoz var. Nereden anladım? Ayırıcı, indikatörü renk değişimine neden oluyor. Onu tanıyor. Renk değişimi olmasının nedeni daha yoğunluğundan ziyade suyun içerisine ne koyduk? Glikoz koyduk. Yani burada glikoz tanıyor. Bakın burada laktozsuz süt var. Biliyorsunuz bazı çocuk
çocukların laktoza karşı intoleransı var, alerjileri var. Yaşlandıkça da laktozu sindirmek zor oluyor, gaz yapabiliyor. Bu yüzden laktozsuz sütü alıyoruz. Bir de bizim bildiğimiz normal laktozu bulunan sütü aldık. İçerisine ayıraçları koyuyorum yine. Yine Benedik çözeltisi. Bunları daha sonra siz yapacaksınız. Yine şuradaki ısıtıcıya koyacağız efendim. Çünkü daha güzel kaynıyor buradaki. Laktozsuz sütte Benedik çözeltisi iş yapabilir mi? Yapmaz. Neden? Bence yapmaz. İçinde glikozu barındıran laktoz yok. Şimdi mandalina'nın yapısında meyve şekeri olan ne var? Fruktoz var. Her iki tüpede mandalina suyunu koyuyorum. Hidroklorik asitin değerli 0. Saf olanın. Ama bu seyreltilmiş olduğu için tabii ki daha yüksek. İçerisine yine ayıraç koyuyorum. Yine Benedik çözeltisi sıcakla beraber tepkime verecek. Ve burada yine bir renk değişimi olacak. Tamam, yarın yapalım. Oba. O çok iyi oldu. O asit olan. Evet. Şimdi biz bunu mu içeceğiz? Bakın arkadaşlar. Yemek yiyesim var. Buraya bakıyor muyuz? Renk değişimi gözlendi. Yapısında Benedik çözeltisi neyi keşfetti burada? Glikozları. Çünkü fruktoz asitle değişti. Ve burada Benedik çözeltisi tepkimi verdi. Deney raporlarınızı yazın. Ondan sonra grup grup yapmaya başlayacaksınız. Tüm üzerinden çizebilirsiniz. Evet. Tüm üzerinden çizerek ilkinde ayıraçlarını yapıyor. Ben niye yaptım? Ben ne kafasındayım? Sen bunu niye yaptın işte? Tutmana gerek yok. Bırakabilirsin. Buhar gelmesin eline. Ben de şunu koyayım artık. Cehil demiş. Bu şey değil miydi? Hayır bak. Glikoz koyduk. Çözelti koyduk ve su koyduk. Tamam. Yani benim size getirdiğim glikoz çözeltisiyle aynı şeyi yaptınız. Bu laktozsuz suyu. Bu laktozsuz. Bu da normal. Laktozlu. Ayıraç koyun üzerine. Şeyden koyarsak glikoz koyarsak. Beni yemeyebiliriz. Yani amacımız zaten laktozdaki glikozu bulmak. Evet. Sen onu koyarsın. Yerde çalış. Laktoz falan mı? Laktoz. Laktozsuz. Laktozsuz.